İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki kadın derneklerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi de karşımda Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem var. Merhaba Emine Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun Gülay Hanım, merhaba, iyiyim, siz iyisiniz. İyiyim ben de, çok sağ olun. Beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum, sağ olun. Ben de, çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Türkiye'nin en eski, en köklü, öncü derneklerinden biri. O derneği elbette pek çok tanıyan var ama tanımayanlar da var. Bu yüzden sizinle görüşmek istedim. Şimdi derneği tanıtıma geçmeden önce de o dinleyicilerimize, daha doğrusu izleyenlerimize sizi yakından tanıtalım istiyoruz. Emine Erdem kimdir? Biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Tülem, aslen İzmirliyim. Bir bilim insanı, anne ve babanın ilk kızlarıyım. Üç kız kardeşiz biz. Babam kimya profesörüydü, kimyacıların duayeni diyebilirim. Çünkü Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında Atatürk'ün böyle hatırlarsanız yurt dışına yolladığı parlak öğrencilerden biriydi. Hani şöyle der, bu beni hep duygulandırır. Sizi kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak dönmelisiniz. İşte benim babam da öyle Fransa'da okuyup tekrar kimya fakültesini kurmuş. Hem eşimin hocası, hem annemin hocası. Adını da analım mı babanızın? Efendim, Ali Rıza Berkem, Profesör Ali Rıza Berkem, Nur İçinde Yatsı, 100 yaşına 4 ay kala vefat etti. Çok bilinçli, Atatürkçü, çağdaş bir Türk bilim insanıydı. Aynı şekilde annem de biyokimyacı. Ben iki parlak anne ve babanın bilim insanından doğan ilk ailenin ilk kızıyım. Şöyle, dünyaya geldiğimde annem aslında çalışan bir kadındı. Yani şimdi neden ben buralara kadar geldiğimi düşündüğümüz zaman kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadındı. Onun için de anneme her zaman saygı duyuyorum. Dolayısıyla çağdaş bir Türk kadını, çalışan bir Türk kadını olarak biz üç kız kardeşe iyi bir örnek olduk. Ben Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne oradan mezun oldum. Daha sonra işletme master'ı yaptım. Ve uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda da müşavir avukat olarak da çalıştım. Hatta emekli oldum. Ama bu arada da aile şirketimiz var. Eşimin 1965'te kurduğu aile şirketimizde genel pazarlama, telekomünikasyon, enerji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketimizin hem hukuk danışmanlığını sürdürüyorum hem de yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Dolayısıyla hem profesyonel hayattan geliyorum ama bu arada da bir aile şirketinin ferdi olarak da bir fiil mesleki hayatımı da sürdürmeye devam ediyorum. Bu arada 88'den beri ben sivil inisiyatiflerde çalışan bir kadındım. Kadın hareketinin içindeydim. 88'de uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu vardır, iş ve meslek kadını. Onların Etiler Kulübü'nün kurucusuydum. Sonra Türkiye Başkanlığı'nı yaptım 2008-2010'da. Sonra Avrupa Başkan Yardımcılığı'nı yaptım. Yani aslında 32 yıllık bir kadın hareketinde çalışan bir aktivist kadınım. Kader'de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha çeşitli sivil inisiyatif kuruluşlarında, üniversiteli kadınlar ve benzeri her daim çalışmalarımı hala devam ettiriyorum ama Kagider benim yolumun, işte Soroptimistlerden sonra yolumun kesiştiği bir sivil toplum kuruluşu. Ben kadının hem eğitimde güçlenmesi ama bu arada da eğitim aldıktan sonra da istihdamda da var olması, hatta daha da ileriye gidip girişimcilik ruhunu hayata taşıyabilmesinin vizyonuyla kadın hareketinde yer aldım. Dolayısıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Kagider'le de yollarımız kesişti ve uzun süre bir hem Network Strateji Grubu üyelerden sorumluydum. Sonra Toplumsal Etki Strateji Grubu'nun sorumlusu oldum. Geçen dönem başkan yardımcılığı yaptım ve 2019-2021'de de Kagider'in
başkanı oldum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla bir fiil çalışıyorum. Siz tabii uzun yıllardır emek veren bir kadınsınız. Hem pek çok sivil toplum örgütünde hem de KAGİDER'de ve KAGİDER'in de hakikaten çok projesi var. Yani ben takip etmekte zorlanıyorum artık. Çünkü karşıma bazen bir proje çıkıyor. Aa diyorum, ne kadar güzelmiş, kim yapmış acaba diyorum. Girip incelemeye kalktım, daha bir bakıyorum yine KAGİDER yapmış oluyor. Yani o kadar çok proje var ki gerçekten takip etmesi zor. Ama bütün bu projeleri anlatmak, saymak zor olabilir ama öne çıkan mutlaka birkaç tane projenizin tanıtımına yer vermek isterim ben. Öne çıkan hangi projeleriniz var, hangilerini önemsiyorsunuz, odaklandığınız, şu sıralar odaklandığınız başka yeni projeler de varsa onları da anlatabilirseniz çok iyi olur. Tabii. Tülay Hanım, çok teşekkür ediyorum. Önce bizi KAGİDER'i takip ettiğiniz için. Evet, KAGİDER 18 yıldır özellikle kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması, kadının ekonomide, istihdamda var olması için çalışıyor. Aynı zamanda tabii ki politikada da güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin de sağlanması konusunda hedeflerimiz var ve çok çeşitli projelerimiz var, haklısınız. Biz KAGİDER olarak eğitimden tutun mentörlüğe, mentörlükten tutun kadın istihdamının artması, kadının ekonomik konumunu güçlendirmesi için çalışıyoruz. Ama 2019-2021 döneminde sürdürülebilir kalkınma ve özellikle de ekonomik büyüme için 4T dediğimiz ana stratejilerimiz oluştu. Bu 4T tarım, teknoloji, toplum ve ticaret. Kadınların bu noktada güçlendirilmesi hedefiyle yola çıktık. Aslında teknoloji, ticaret ve tarım alanlarında özellikle desteklenmeleri ve onların toplumsal ağ ve dayanışmanı ile güçlendirilmeleri KAGİDER'in temel stratejisi oldu. Bütün bu projeleri de alt başlıklı projelerimizi de bu stratejilerimizin içinde yedirdik. Aslında KAGİDER'in en büyük başarısı sürdürülebilir projeler yapması Tülay Hanım ve onu da kat ve kat zenginleştirerek çoğaltması. Esas bizim dengede duruşumuzun nedeni bu. Bizim şöyle çok çeşitli projelerimiz var, haklısınız. Özellikle bu dönemde baktığımız zaman şimdi teknoloji diyorum, tarım diyorum. Bütün şimdi bu hele pandemi döneminde teknolojiyle olan kadının girişimciliğine teknolojiyle olan ilgisi daha da arttı. Vardı ama daha da arttı. Şimdi artık bir dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dijitalleşmenin dönüşmesinden bahsediyoruz. E-ticaretten bahsediyoruz. Bütün bunları işte kadın girişimcileri daha çok bilgilendirme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle de teknoloji konusunda, bilim ve teknolojide kadınların daha çok bilim ve teknolojide var olması, o teknolojilik okur yazarlığının çoğaltılması, hep bu konuda çalışmalarımız oluyor. Ama onun ötesinde de e-ticaretten tutun, Bitcoin'de, buna benzer dijitalleşmede kadının girişimcilikte ne kadar daha çok geliştirebiliriz, inovatif ne kadar daha çok çalışmalar yapabiliriz, teknoloji kısmımızda bütün bunların altyapısını konuşuyoruz. Hatta siz de takip ediyorsunuz biliyorum. Biz pandemi döneminden beri, Mart'tan beri özellikle dijital sohbetleri de gerçekleştiriyoruz. Orada sektörlerdeki temsilcilerimizle teknoloji konusunda farkındalık, bilgi aktarılma, nasıl aksiyon alınma bunları hep birlikte değerlendiriyoruz. Onun ötesinde bizim çok çeşitli projelerimizi sayarken, evet, bizim bir koordinatörlüğümüzü, KAGİDER'in koordinatörlüğünü yaptığı KAISTER ve BUİKAT'ın paydaşlığında bir Avrupa Birliği projemiz var Tülay Hanım. Bu özellikle Avrupa Birliği Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edildi ve iş dünyasında kadın iletişim ağı adı altında. Bizim buradaki amaç, yani katılımcı sivil toplum kuruluşlarını ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını bu ortak ağlar hibe programı kapsamında değerlendirebiliriz. Buradaki önemli olan politika ve karar alma süreçlerinde kadın sivil inisiyatifini
daha ne kadar aktif olabilir? Demokratik katılım yoluyla sivil toplumu ne kadar daha güçlendirebiliriz? Özellikle iş alanındaki Anadolu'daki çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Bizim bu projede hayatta geçirdiğimiz bir adım var. www.ticaretinkadınları.com portalımız var. Bizim daha önce de hep motomuz olan kadından almalı, memleket kazanmalı motomuz vardı. Ne kadar çok kadından ürün ve hizmet alabilirseniz o kadar çok kadın girişimci kalkınabilecek ve onu bir ekosistemde ailesine, çocuklarına kadar ve toplumun kalkınmasına kadar yansıtabilecek. Dolayısıyla biz bu ticaretin kadınlarında teknik altyapısını kurduk. Kapasitesi yüksek, işlevsel bir platform. Buradaki ana amacımız Anadolu'daki bütün kadın girişimci derneklerinin bir network'te ağında buluşabilmeleri, network ağını genişletmek aslında ana amacımız. Bununla ilgili biz pandemi döneminden önce de istişare toplantıları yaptık. Akabinde pandemi döneminde de 3 istişare toplantımızı Diyarbakır, Van ve Denizli'yi dijital ortamda yaptık. Her Anadolu'daki kadın girişimci derneklerin hem sorunlarını irdelemek hem de ortak nasıl bundan sonra ilerleyebiliriz, birlikte nasıl bir güç oluşturabiliriz, bunun altyapısını çalıştık. Çünkü şöyle bir şey var, bu özellikle ticaretinkadınları.com'da hem kadın girişimci dernekleri giriyor Tülay Hanım, girişimci dernekleri ve derneklerin üyeleri, hem de bireysel kadın girişimciler, hem de kooperatifler giriyor. Biz burada hem birbirlerini tanımaları, hem birbirleriyle iş yapabilmeleri, hem de sadece kendi aralarında değil, üçüncü şahıslar veya kurumlar, nasıl söyleyeyim, kamu, yerel yönetimler, kadın girişimcilerle iş yapmak isteyen diğer özel sektör ve buna benzer kamudaki özel sektörü ve yerel yönetimlerin dikkatini de çekebilmek, bir platformda oluşup bu kadınlarımızı hem bilgiyle donatmak, yani ihale süreçlerini anlatabilmek, finansa nasıl erişebileceklerini anlatabilmek. Kadının, çünkü kadın girişimcinin en temel sorunlarının başında, siz çok iyi takip ediyorsunuz, biliyorsunuz, finansa erişim var bir kere. Onun akabinde network eksikliği var. İşte biz burada hem finansa erişsinler, hem finansa nasıl erişilirinin bilgisini oradan edinsinler, hem de kendileri hem iş yapsınlar, hem de özel sektör, kamu ve yerel yönetimde bu kadın girişimcilerimizden ürün ve hizmet alabilsin. Bunun ana amacımız var. Bu proje aslında bir sonraki etabı da, bu Ocak sonu gibi bitecek, kamuda bir yasa önerisi hazırlıyoruz. Bu yasa önerisi, akademisyenlerimizle, hukukçularımızla da çalışıyoruz. İşte bu istişare toplantılarını da aslında bunun için de yaptık. Alanlarda nedir zaaflar, zafiyetlikler, neyi daha iyi yapabiliriz? Şimdi arama konferanslarımız olacak, Ankara'da görüşmelerimiz olacak. Biz istiyoruz ki özellikle liyakat ve yeterliliği olan kadın girişimcilerin kamuda ve yerel yönetimlerdeki alımlarda bir öncelik hakkı, bir pozitif ayrımcılığı olsun. Bunun için dünya örnekleri var. Akademisyenlerimiz de, hepimiz çalışıyoruz bu konuda. Arama konferanslarımız da bunun için zaten. Devletimize bu konuda önerimizi, yasa önerimizi sunacağız. Bu çok bizim için kıymetli. İşte bizim o 4T'nin hem toplumsal ayağını alıyor bu, hem de ticareti alıyor diyelim. Bir başka noktada tarım. Affedersiniz, ona geçmeden buyurun. Önce bu yasa teklifinizde neyi teklif edeceksiniz? Nasıl bir beklentiniz var orada? Bayalım, yasa teklifimizin beklentisi şu. Dediğim gibi mal ve ürün ve hizmet alımı konusunda kamuyu farkındalık kıldırmak özellikle. Özellikle liyakat ve yeterliliği olan kadın girişimcilerden mal ve ürün alımı konusunda bir öncelik hakkı verilmesi. Önce bir kadına cesaret verirseniz o kadın girişimci zaten kendi kanatlarıyla uçmasını biliyor. Yeter ki o
çarkta bir bağır olmayı sabitlesin. Şimdi şöyle bakıyoruz, aslında diyeceksiniz ki ay Emine Hanım, dünyada da baktığınız zaman, Türkiye'de bunun datası daha henüz yok ama dünyada bile neredeyse kamu alımları %1 Tülay Hanım. Dolayısıyla ne kadar çok kamudan ve kamunun ve yerel yönetimlerin kadın girişimciye bir destek olması önem arz ederse, bir o kadar da toplumsal kalkınma artacak. Bunu özellikle de vurguluyoruz. Dolayısıyla biz bunun bir yasa önerisini devletimize sunmak istiyoruz. Ondan sonra da konunun takipçisi olacağız. Bu bizim için önemli. Tabii aynı zamanda özel sektöründe bir de özellikle ihale süreçlerinde olmayan yerel yönetimlerin doğrudan alımlarını da keşke bu ticaretinkadınları.com web sayfası portalında kadınlarımıza, bütün Anadolu'daki kadınlarımıza ulaşma olanakları var. Mesela hayal kuruyorum, İstanbul'dan ben Van'daki bir kadın girişimcimden ürün ve hizmet almak için Van'a tıklıyorum. Oradaki sektörü buluyorum. Hemen kendilerine iletişimi kurup iş yapmak için, eğer tabii ki uygun koşullardaysa, iş yapma için iyi bir fırsat topluma sunuyoruz. Bu bizim için çok değerli. Bu projemiz çok değerli. Her açıdan çok değerli. Niye? Şimdi bir kadın girişimciler hem de derneklerin kendilerini tanıtabilecekleri bir platform en başta. Çünkü kadın girişimciler de dernekler de tanınmadıklarında maalesef görünmez oluyorlar. Yani önce tanınmaları gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de hakikaten hani ben de onu çok yaşadım. Bir girişimci olarak finansa erişimde pazarlama tekniklerini bilmemek, network olmadığı için nereye ne satacağını bilememek, ilişki olmadığı için hiçbir şey yapamaz hale geliyor kadın girişimci. Ve bunlar için bir alan açıyor olmanız açısından da çok kıymetli. Bence özel sektöre de çok güzel bir fırsat sunuyorsunuz siz bu platformla. O fırsat da ne? Baktığımızda kadın cinayetleri işlendiğinde ya da işte 8 Mart'larda ya da Anneler Günü'nde bütün şirketler inanılmaz derecede sloganlar, reklamlar, tanıtımlar yapıyorlar. Ve tam bir kadın üzerinden oluşturulan bu iletişim kampanyalarını kullanıyorlar sonuna kadar. Ama bu kampanyaların haricinde hiçbir şey yapmayan çok şirket var. İşte o şirketlere aslında şunu söyleme fırsatı sunuyor bence. Sloganda kalmayın. Sadece bir iletişim kampanyası yürütmekle kalmayın. Soruna el atın. Gelin buyurun. Siz de katılın ve çözümün parçası olun diyorsunuz aslında. Bence bu platform özel sektöre kendilerinin rüştlerini ispat etme fırsatı sunacak bir platform. Nedir o bence? Çünkü ben Anneler Günü'nde reklam veren firmaların reklam vermelerindense bu platforma üye olup kadın girişimciye sipariş verip vermediklerine bakarım bundan sonra. O şirketin içinde. Çok doğru. Aslında hiç üye olmaya bile gerek yok Tülay Hanım. Bir tıklamayla sektörlere sıralayacak, hangi sektörden, nereden, hangi şehirden alabileceğinin ulaşımı o kadar kolay ki, dediğim gibi güçlü bir altyapı kurduk. Siz çok doğru bir zeminde anlattınız. Yani artık iş yapmak, aksiyon almak, birlikte toplumsal kalkınmayı sağlayabilmek çok önemli. Türkiye'de kadın erkek eşit olarak ekonomiye dahil olabilirse Türkiye'nin ekonomisi %30 daha artacak. Bu verilerle sabit. Dolayısıyla neden birlikte kalkınmayalım? Neden bir arada güçlerimizi birleştirmeyelim? Bu çok değerli. Haklısınız. Peki şimdi platforma, onu da atlamadan geçmek istemem. Evet, platforma şu anda Kadın Girişimci Dernekleri Türkiye çapında üye oluyorlar, girişlerini yapıyorlar. Ve orada derneklerini tanıtıyorlar ve bir iletişim içindeler. Peki, evet. Anadolu'nun her yerindeki girişimci kadınlar bu platforma üye olabilecekler mi? Yoksa... Evet. Üye olabilmek için bir şirket mi kurmuş olmaları gerekiyor, yoksa Van'daki bir evinde örgüyle işte bir şeyler yapan kadın da mı üye olabilecek bu platform? Aslında şöyle Tülay Hanım, buradaki önemli olan olay bir yerde
kadının vergi veren, bir vergi numarası olan ve iş sahibi olan kadınları kapsıyor. İş derneği, özellikle kadın girişimci derneklerini, iş derneklerini, Anadolu'daki her bir ildeki kadını kapsıyor. Ama onun dışında yine bireysel kadın girişimcileri de kapsadığını demin ifade ettim. Onların da tabii bir vergi numarasının olduğu, bir istihdam yarattıkları veya bir aksiyon aldıkları bir yapısının olması şart. Bir de kooperatifleşme sürecinde, kooperatif olan, orada biliyorsunuz kadınlar bir arada hareket ediyorlar. Burada önemli olan kooperatiflere ulaşabilmek, önemli olan bireysel kadın girişimcilere ulaşabilmek. Ama dediğim gibi istihdam yaratmış ve vergi numarası olan kadın girişimciler olacak. Aynı zamanda dernek çatısı altında olan kadınlar da zaten iş kadınları veya girişimci kadınlar, bir meslek erbabı, özellikle istihdam yaratan meslek erbabı, üretici kadınlar. Dolayısıyla onlara ulaşılacak. Üye olmak değil, sadece dediğim gibi ya dernek bazında girilecek, dernek kendi üyelerine girebilir ki girdi. Aynı zamanda bireysel kadın girişimci de KAGİ'lere hemen herkes ulaşabilirler ve oradan hemen kendilerine bir giriş sağladığımız takdirde herkes birbirleriyle ulaşabilir ve birbirleriyle tanıyabilir ve iş yapabilme imkanlarını birlikte yaratabilirler diye düşünüyorum. Tabii şimdi biz bu platformun içinde olmadığımız için orada ne olup ne bitiyor bilmiyorum. Platform yakın zamanda mı hayata geçti ve şimdiye kadar ne kadar bir katılım gerçekleşti ve şu anda neler yapılıyor? Hani son durum ne platformda? Şimdi aslında bu platform, bizim bu proje Avrupa Birliği projemiz, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile yapılmış olan bu projemiz bir yıllık bir proje. Hem bu portal altyapısı kuruldu ve bütün dernekler girildi, üyeleri giriyor. Aynı zamanda istişare toplantılarının çıktılarından da burada özellikle girmesi gereken kadın girişimciler giriyor. Ama bu arada da biz çeşitli vesilelerle hem bunun geçen Ekim ayında, 2019 Ekim ayında lansmanını gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla biz o network ağımızla girişleri devam ettiriyoruz. Tamamlanmadı. Ama bu bizim projemiz 2021 Ocak ayının sonunda neticeleniyor. Bu zamana kadar bu portal artık bu Avrupa Birliği projesinin portalı olarak başlayacak ama topluma mal olacak. Ondan sonra da bu portal hep birlikte bütün kadın girişimci dernekleri ve bütün oradaki network'te bulunan kadın girişimciler ve kooperatiflerle birlikte yaşayıp güçlenecek ve yarınlara aktarılacak. Lansmanın başlangıcında bütün bunlar aktarıldı. Şimdi artık kapanışta da bir çıktılarını göreceğiz. Kimler nerede nasıl iş yaptılar, onları takip ediyoruz. Ama onun ötesinde de dediğim gibi her dernek kendi faaliyetlerini de orada özellikle paylaşabilecek. Bir hayal ettiğimiz bir kadın iletişim ağı portalını yaşatmak uzun soluklu Türkiye'ye mal olmuş bir portal olarak yaşamada devam edeceğine inanıyorum. Biz başlattık, tohumları ektik diyelim. Hem KAGİ'ler hem paydaşlarımız BUİKAT ve KAİS'lerle, ama onun ötesinde ben hep bütün kadın girişimcileri arkadaşlarıma onu söylüyorum, dernek başkanlarımıza onu söylüyorum. Bunu yaşatacak bundan sonra sizler olacaksınız. Bu projeden belli bir süre sonra çıkıp kendi kanatlarıyla Türkiye'ye mal olacak bir portal olsun. Yeter ki yaşasın, işbirliğimizi, güç birliğimizi yarınlara taşıyabilelim hep birlikte. Tabii sormadan edemiyorum. Çok yeni, daha çok genç bir platform ama tabii bir işbirliği başladı mı acaba? Aslında var. Var. O örnekleri işte kapanış oturumunda sizi de bekliyoruz. Orada bakalım neler, kimler neler yapmış. Heyecanla biz ara ara takip ediyoruz, heyecanlanıyoruz ama bir fiil orada da göreceğiz. Hatta orada demin de bahsettiğim gibi hem de dünyadan aldığımız bütün örneklerle oluşturduğumuz ve
Türkiye'ye mal olmuş bir yasa önerimizi, özellikle kamudaki alımlarda kadından ürün ve hizmet alımı konusundaki önerimizin de açıklamasını orada yapacağız. Dolayısıyla heyecanlıyız. Şimdi bundan sonra artık arama konferanslarımız başlayacak. O arama konferanslarımızın akabinde neticeleri hep birlikte kamuoyuyla ve tabii ki şahsınızda sizinle de paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyarız. Gerçekten çok heyecan verici bir proje. Biz de takipçisi olacağız. Şimdi bahsettiğiniz gibi tarım kısmına geçiş yapalım mı? Orada neler yapıyor kadınlar? Demin ifade ettim aslında, teknoloji dedik, tarım, ticaret ve toplum, işte bütün bunlar birbirini kapsarken biz tarımda da özellikle kadın girişimciyi geliştirme ve hızlandırma programını gerçekleştirdik. Pandemiden önce Şubat ayında tarım sektöründeki girişimcilerden en az bir, en çok da 3 yıllık süren bir girişimci olan 75 kadın girişimcimize eğitim kampı düzenledik. Arkadan da bu katılan kadın girişimcilerimizle aralarından seçtiğimiz kadın, tarımla uğraşan kadın girişimcilere koçluk desteği veriyoruz şimdi. Ve bu pandemi döneminde de özellikle işlerini geliştirmelerini sağlayacak pek çok konuda hem söyleşi yaptık hem eğitim toplantıları yaptık. Bizim için çok değerli. Siz bilirsiniz, bizim 13 yıldır sürdürdüğümüz bir Garanti Bankası, Ekonomist dergisiyle birlikte hani o rol modelleri ne kadar daha çok toplumda gösterebiliriz. O kapsamda yaptığımız yarışmalarda özellikle şunu fark ettik Tülay Hanım. Kadın kendi bölgesinden çıkıyor, eğitimlerini alıyor. Daha sonra dönüyor o kadın girişimci. O genç girişimci ruhuyla orada tarımda teknolojiyle tarımı birleştirip ürün üretim yapıyor, ürün sağlıyor. Ama orada da bu arada kendi bölgesindeki insanlara da istihdam yaratıyor. Özellikle kadın girişimci öncelikle kadını istihdamını yaratıyor ve o bölgesinde de fark yaratıp ondan sonra onu da dış ve pazarlara açabiliyor. Dolayısıyla bütün bu örnekleri görünce dedik ki tarım bundan sonra hele Türkiye'de çok önemli bir altyapısı olan bir yapı. Dolayısıyla tarım sektöründe de bizim çok değerli üye arkadaşlarımız da var. Hem onlar mentörlük yapsınlar, hem işlerini onlar da geliştirsinler, hem de toplumuna bir katma değer, bir ekosistem yaratıp daha çok kadını tarım sektöründe var olmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürebilelim. Bunun için de yine pandemi döneminde de devam ediyoruz. Kendileri şimdi bir birlik, bir güç oluşturdular. Biz şimdi önümüzdeki dönem tekrar tarım sektöründeki bu güçlendirme ve özellikle de güçlendirme ve geliştirme ve hızlandırma programımızı zaten devam ettireceğiz. Yani bu sistemi, ekosistemi daha da genişletecek. Ne kadar örnekler olursa o kadar bizim için kıymetli. Bu arada tabii bizim pandemi döneminde hep KAGİDER, hep onu diyorum, sürdürülebilir projeler yapıyorlar. Bizim hem online hem offline yüz yüze eğitimlerimiz var kadın girişimcilerin güçlendirilmesi konusunda. Aynı zamanda genç kadınlarımıza da var. O online dijital ortamda olan online pusula, özellikle girişimci kadınlar için, Düş Ortam, Geleceğin Kadın Liderlerindeki genç kadınlar için, bu iki portalımızda bu pandemi döneminde hem onları güçlendirdik, hem de bir baktık ki katılım, inanın bu pusula eğitimlerine katılım %20 daha da arttı. Dolayısıyla herkes aslında bir gelişmek ve o bir umut taşıyor ve o umudu geliştirerek yeni projelerle, yeni girişimciliklerle hayatta var olmaya çalışan bir ekosistem var. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla online girişimcilik eğitimleri vermemiz bizim için çok kıymetli. Bunları da geliştirip daha da ileri fazdaki eğitimlere de dönüştürüyoruz. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Yani bu
Online eğitimlerimizin hepsi de ücretsiz aslında, onu da söyleyeyim. Herkes her koşulda, yeni başlayan da, işini geliştirmek isteyen de veya umutla işini, yeni bir girişimciliği kurmak isteyen de, her faz eğitimlerimiz kadın girişimciler için Türkiye'nin değil, yani dijital olduğu için dünyanın her yerinde Türkçe online eğitimlerimizi alabilecek bir alt sistemimiz var. Gerçekten de çok önemli çalışmalar. Herhalde sizinle bir sohbet etsek, devam etsek, KAGİ'ler başka neler yapıyor desem, siz anlatmaya devam edeceksiniz. Var var, çok var. Bunlar böyle ana başlıklarla söylediklerim. Evet, hakikaten ekip olarak çok hem KAGİ'ler, profesyonel ekip arkadaşlarım, hem yönetim kurulu arkadaşlarım, ama bu arada da KAGİ'leri içselleştirmiş çok kıymetli üye arkadaşlarımla, üyelerimizle en iyisini yapmaya çalışıyoruz Tülay Hanım. Ne kadar güzel, ne mutlu bize ki KAGİ'ler var. Şimdi tabii ben o kadar heyecanlandım ki, aslında başka bir sorum daha vardı. Onu sormadan hemen projelere bir dalış yaptım. Merak ediyorum, eminim başka merak edenler de vardır. KAGİ'ler ne zaman kuruldu, kimler kurdu ve neden kuruldu, niçin KAGİ'ler var? Bir de onu bize anlatabilir misiniz? Valla aslında şöyle, KAGİ'ler demin de dedim 18 yıl önce kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak üzere kurulmuş bir dernek. 2002 yılında 37 kadın girişimci tarafından kurulmuş. Aşağı yukarı bugün itibariyle 62 milyar dolar cirosu olan, 250 bin kişiye istihdam yaratan ve hemen hemen 46 farklı sektörde faaliyet sürdüren, 400'e yakın üyesiyle kadınlarımıza hem bölgesel, demin de dediğim gibi bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde çok farklı platformlarda Türk kadınını temsil eden ve özellikle de kadının ekonomide varlığının güçlendirilmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve tabii ki sosyal hayatta da ve politikada da kadının güçlendirilmesi hedefleriyle durmadan çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi başka bir nokta daha var. Tabii neden bu kadar mücadele veriliyor? Bunun altında yatan sebep var. Daha doğrusu rakamlar var, göstergeler var. Türkiye'de kadın girişimciliği hangi noktada? Geçenlerde Sayın Hisar Cokluoğlu'nun birkaç ay öncesinde bir açıklamasını okumuştum. Kadın girişimci oranı Türkiye'de arttı diye. Arttı mı gerçekten bilemiyorum. Hani rakamlar sanki yerinde sayıyormuş gibi geliyor bana. Türkiye'de kadın girişimci oranı şu anda nedir ve kadın girişimcilerin yaşadığı en önemli sorunlar neler ve neler yapılmalı? Ne dersiniz? Aslında Türkiye'de tabii ki, onu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye'de tabii kadın girişimciliği arttı. Ama yeterli bir seviyede mi? Tabii ki değil. Yani bunu özellikle vurgulamak isterim. 2002 yılında KAGİ'ler kurulduğunda kadın girişimci sayısı %4'lerdeydi. Şimdi ise %11 civarında. Ama bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Özellikle kadın girişimciliğine baktığımız zaman daha kat edecek çok yolumuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Birlikte kadınların öncelikle istihdamda var olması, daha sonra da özellikle de girişimcilik yoluyla da ekonomiye dahil olması için biz KAGİ'ler mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların yeterli olmadığını, tabii bütün bunların farklı nedenlerin olduğunu da özellikle vurgulamadan geçemeyeceğim. Ama her şekil şartta kadınlar ağırlıklı bir şekilde istihdam edildikleri takdirde belli bir süre sonra yollarını girişimciliğe de ivme kat eden bir altyapıları da var. Bunu özellikle de vurgulamak istiyorum. Tabii ki bu bütün bu sistemde, ekosistemde bizim kadın girişimcilerin
daha yapacak, gidecek çok yolu olduğunu söylemek istiyorum. Bizler KAGİDER olarak da açıkça söyleyeyim %4'ler, ilk kuruluş yılımızda %4'lerden %11'e kadar bir ivme kazanmışız. 132 bin civarında kadın girişimci var ama bu dünya geneline baktığımız zaman Tülay'ın hiç de yeterli değil. Dolayısıyla yapılacak çok işimizin olduğunu söylemek isterim. Elbette baktığımızda hakikaten hani arttı arttı diyoruz ama artan oran %11. Halbuki hani bu oran %11 değil de belki %50 olsaydı o zaman derdik ya evet hakikaten büyük adımlarla ilerliyoruz. Güzel bir gelişme var. Ama umudu kaybetmemek dediğiniz gibi hepimiz elinde %11'de. Ama şu var Tülay Hanım. Önemli olan toplumsal engellerin kaybolması. Yani sosyal ve kültürel o en yargıları kırmak çok önemli. Bunun için de sizler nasıl basında ve kamuoyunda paylaşıyorsanız bizler de sivil toplum inisiyatifi olarak elimizden geleni yapıyoruz ki o toplumda egemen olan o erkeği hayatın merkezine koyan ve kadının asıl sorumluluğunun yani çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve ev işi olarak gören değerleri yıkmak hepimizin el birliğiyle olan bir sistem. Bunu kurgulamak zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi giriş yapalım mı? Biraz da sorunlara bakalım mı? Demin tabii ki sohbetimizin içinde network sorunu, finansal erişim gibi bir takım başlıkları saydınız siz ama böyle biraz sıralamak gerekirse kadın girişimciler en çok hangi sorunları yaşıyorlar? Buna kalıpları da dahil edin, ön yargıları da cinsiyet eşitsizliğinde dahil. Evet, evet yani demin de ifade ettiğim gibi özellikle sosyal kültürel ön yargılar en önemli nokta ama özellikle de şunu vurgulamak istiyorum. Demin de bahsettim. Finansa erişim, bilgi ve mentörlük eksikliği. Bu çok önemli. Rol model eksikliği ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin özümsenmemiş olması. Bütün bunlar hep kadının istihdamda, ekonomide yer alması konusunda, istihdamda ve girişimcilik noktasında zorlayıcı engeller ve çoğu kadın girişimci, hele şu salgın döneminde siz de farkındasınız, ev işi yükleri kadın girişimcilerin de arttı. Bakım emeği çok önemli, ev içi ödenmeyen emek çok önemli. Halbuki bunların hepsi eşitlikçi koşullarda olursa kim bilir ne kadar daha birlikte kalkınabilecek bir alt zemini oluşturabiliriz. Yani kolay yapılar değil, bunları kırmak da bizim gibi sivil toplum inisiyatiflerinin görevidir. Farkındalığı yaratabilmek. Sizlerle de bu konuda bu fırsatları yakaladığımız için de ben size özellikle de çok teşekkür ediyorum tabii. Sağ olun. Peki acilen sizce ne yapılmalı kadın girişimciler için? Gerek özel sektör açısından gerekse iktidara bir çağrınız var mı? Ne? Vallahi aslında Tülay Hanım yani ekonomik kalkınma politikaları ve önlemler planlanırken ve uygulanırken hep onu vurgulamak istiyorum. Cinsiyetler arasındaki fırsat eşitliğinin kollanması çok önemli. Yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu böyle. İstihdamda olsun, girişimcilikte olsun, ticarette kadınlarımızın önündeki dezavantajların kaldırılması gerekir. Yani bu bir sosyal devlet politikası anlayışıyla mutlaka yapılmalı. Özellikle bu dönemde çok başarılı genç kadın girişi, yani genç dediğim zaman yaş gibi yanlış algılanmasın. Genç yeni kurulmuş girişimcilikler var. Özellikle küçük üretici kadınlarımız var. Bu kadınların özellikle kadın girişimcilerin ürünlerinin yurt dışına satışından tutun, onları destekleyici programların hızlandırılması bu dönemde ve bundan sonraki süreçte çok önemli Tülay Hanım. Yani yeni pazarlara giriş için kadın girişimcilerin desteklenmesi çok kıymetli. Bunu topyekün yapmak gerekiyor. Özellikle biz bu son dönemde bilmiyorum onu izlediniz mi? Biz kadınların ihracat programlarında da güçlenmesi için
özellikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim kadın ihracatlarının ciddi desteklere ihtiyacı, bizim kadın girişimci endeksimiz vardı. Geçen Ekim ayında, Kasım ayında lansmanını yapmıştık TÜBORG'la birlikte. Orada şu çıktı, aslında kadın girişimcinin %64'ü ürettiği ürünün yurt dışına pazarlanmasını öngörüyor, istiyor, hayal ediyor veya da onun için çaba sarf ediyor. İşte biz o noktada kadın özellikle kadınların ihracatta ciddi desteklenmesi gerektiğine vakıf olduk. İşte bu dataları toplamak bunun için de çok önemli. Bizde yani ne kadar bu girişimci endeksinde data topluyorsanız o kadar daha bundan sonra yapacağınız çalışmalara bir ışık, bir yol haritası oluyor aslında. Dedik ki kadın ihracatçıların ciddi desteklere ihtiyacı var. O zaman UPS ile birlikte eğitimler yapıyoruz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde şimdi artık dijitale de dönüştürdük. Onun dışında DFDS ile, bilmiyorum geçenlerde biliyor musunuz, özellikle denizcilik ve lojistik alanında Avrupa'nın lider firması, Danimarkalı bir firma. DFDS Akdeniz iş birimiyle birlikte kadın için taşıyoruz projesine imza attık. Burada kadın ihracatları, özellikle kadınların ihracatta ciddi desteklere ihtiyacı olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bak bunun dışında şunu da vurgulamak isterim size. Biliyorsunuz biz hem ulusalda dedim hem de uluslararası boyutta da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim KAGİDER'in, Kadın Girişimciler Derneği'nin Dünya Kadın Girişimci, FCM, Dünya Kadın Girişimciler Derneği ile bir çatı örgüt. Onun üyesiyiz aynı zamanda. Tabii Kasım ayında aslında her şey güzel olsaydı, her şey sağlıklı olsaydı, biz Kasım ayında Dünya Kongresi yapacaktık KAGİDER ev sahipliğinde. Büyük bir olasılıkla önümüzdeki seneye maalesef sarkıtıyoruz bu olayı. Ama bu arada o çatı örgütündeki derneklerle, yani çeşitli ülkelerin dernekleriyle işbirliği yapıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki şimdi son İtalya'ya yaptık, şimdi Almanya'yla bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Girişimci dernek üyeleri arasında ticaretlerimizi destekleyelim. Birbirimizle işbirliği yapalım. Ve planladıklarımız uluslararası dijital toplantılarla ilkini işte İtalya ile gerçekleştirdik, AIDA ile. Şimdi bundan sonra gerçekleştireceğiz. Amacımız hem üyelerimizin hem kadın girişimcilerin ticaretlerini uluslararası ticaret alanlarında geliştirebilmek. Şimdi siz onu söylüyorsunuz. Önümüzdeki dönemde ne yapılabilir? Bir kere yani Tülay Hanım, insanı, toplumu, çevreyi, yani toplumsal cinsiyet eşitliğini, bunun dışında iklim krizini önemsemeyen tüm konular bir tarafta olacak. Dolayısıyla bu ana şartımız, özellikle insanı özümseyeceksiniz. Kadına erkeği eşit değerde kılacaksınız toplumsal cinsiyet eşitliğinde. Çevreye duyarlı olacaksınız. Dolayısıyla bunlardan duyarlı olan ve bunlarla ilgili çalışmalar yapanlar ön planda olacak. Bunu özellikle de vurgulamak isterim. Hatta biz KAGİDER'le bu pandemi döneminde 10 yıl önce bizim Yeşil İş Komitemiz vardı. Tekrar onu hayata geçirdik bu dönemde. Neden? Çünkü önümüzdeki süreçteki hedeflerimizden birisi yeşil ekonomi, yeşil girişimcilik, çevre konularında daha çok farkındalık kılmamız gerektiğini, yani kadınlarımızın bu konuda daha bilinçli hareket etmesi, kadın girişimcilerin daha özellikle ürün ve hizmetlerini sağlarlarken bu çevreye duyarlı olan, sürdürülebilir, özellikle de dünyaya, çevreye ve sürdürülebilir ekonomiye dahil olan yapıları işlerinde de uygulamaya geçirmeleri için çalışıyoruz. Bunun için de farkındalık yaratacağız. Ve de kamuoyunun dikkatine de sunmak istiyoruz tabii. Gerçekten çok önemli çalışmalar bunlar. Sadece kadın girişimcilere yönelik hizmetler ve onların gelişimi ya da ticaretlerini artırmaya yönelik girişimler, projeler değil. Aynı zamanda siz politika yapıcıları, yani iktidarları da politika yapmaya,
zorlayan, önde gelen derneklerimizden birisiniz. Umarım bu özellikle Kasım ayındaki lansmanla birlikte iktidara sunacağınız yasa önerisi de kabul görür ve hayata geçer tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi. Çünkü devletlerin hakikaten aslında hani ben madde madde sizden istedim ama temel bir şeyi siz söylediniz. Devletlerin eşitlikçi politika yapması gerekiyor. Ama acaba bu eşitlikçi politikayı yürütebilecek mekanizmalar nasıl çalıştırılabilir? Hala bir kadın bakanlığımız yok maalesef. Aile Bakanlığı çatısının içinde sıkıştırılmış durumda. Oysa bir kadın bakanlığı olsa işte söylediğiniz o eşitlikçi politikalar o kadın bakanlığı tarafından üretilir ve diğer bakanlıklara yapılması gerekenler bildirildiğinde her bakanlık da ilgili alanda ona göre uygun düzenlemesini yapacaktır, öyle değil mi? Kesinlikle. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle katılıyorum size bu konuda. Ama dediğim gibi biz özellikle sivil toplum çok güçlü olmalı bir toplulukta ki bu bir yerde halkın sesi, kadınların sesi olmak için de kagider var. Özellikle hepimizin, ben hep bu dönemi şöyle düşünüyorum, hepimizin çıkış noktası aslında başkalarının yardımını alıp başkalarına yardım etmek ve kolektif bilinçle yarına taşıyabilmek. Yani dolayısıyla o sosyal devlet politikaları sadece devletten beklemeyeceğiz. Biz özel sektörde hep birlikte topyekün biz hem destek alacağız hem destek vereceğiz. Hem yardım alacağız hem yardım edeceğiz. Yani o kolektif bilinci bütün toplumun her kesimine, bireyden tutun devlet mekanizmalarına kadar sağlayabilirsek, inanın ki bunu daha çok kadınlarla da sağlayabileceğimize inanıyoruz. Ben inanıyoruz diyorum sizin adınıza da. Bu, özellikle bu bakış açısını geliştirdiğimiz sürece yapamayacağımız şey yok. Birlikte toplumsal kalkınmayı sağlarız diye düşünüyorum. Yaşasın kadın dayanışması diyorum ben de o zaman. Aynen, aynen, yaşasın. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Tülay Hanım bu fırsatı verdiğiniz için. Yollarımızı daha kesiştireceğiz. Sizi özellikle Avrupa Birliği projemizin kapanış oturumunda bekliyoruz. Bizim sesimiz olun sizde toplumda. Sağ olun, var olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.